Bütün kontroller yapıldıktan sonra çocuklar eğitimlerine devam edebilirler. Otobüs yasakları hakkında pek güzel bir haberler alamıyoruz. İzin belgesi çıkarılabiliyor. Öyle kurslara gelebilirler. Çocuklar öğrenci belgeleriyle falan da binebilirler. Yani bunun bir şeye kavuşturulması gerekiyor açıklığa. 8. ve 12. sınıflar için kurslar açıldı. Fakat 20 yaş altı için otobüse binme yasağı var. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bence çok saçma. 20 yaş altı neden gidemiyorlar ki? Özel aracımız olmadığı için çocuğumuzu evden çıkaramıyoruz. O yüzden bence çok saçma geliyor. Her yere girebiliyorlar aslında. Markete de girebiliyorlar. Ama otobüse neden binemiyorlar? Bunu anlamıyorum aslında. Yani bizim için okuldan bir kağıt çıkarttılar. Şöyle ufak bir belge isterseniz gösterebilirim. Bunu gösterdiğimiz zaman hiçbir sıkıntı olmadan binebiliyoruz. Okuldan imzalı bir belge. Bizim için yasak yok yani şu an. Ya bu konu çok saçma çünkü herkes biniyor sonuçta ve işine gelen alıyor, işine gelen almıyor. Biz tabii ki de izin çıkarttırdık ama ya sonuçta herkes hani mağdur oluyor. Bazıları almıyor çünkü. Dershaneler hani bu sene sınava gireceğiz ve eğitim gerçekten çok şart. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani biz de bu konuda. Almayınca da geç kalıyoruz öyle. Ben de 20 yaş altıyım ve şu an kursa gidiyorum. Bize geçici bir kağıt verdiler. Öyle gidip geliyoruz. Ama çok saçma yani. Saçma mı oluyor? Otobüse binme yasağında sıkıntı yaşamıyoruz. Yani arkadaşlarım olarak da hiçbir zaman sıkıntı yaşadığım görülmedi. Okulda bize dağıtılan bedava test kitaplarına gitmek istediğimiz zaman arkadaşımız rahatlıkla binebildi. Ve bunun hakkında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani bilmiyorum. Ama kısıtlama hakkında, otobüs yasakları hakkında pek güzel bir haberler alamıyoruz. Rahat bir şekilde binilip inilebiliniyor. Ve bu konu hakkında biraz daha üzerine düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Binemeyecekler o zaman. Yapabilecek bir şey yok. Yani biraz saçma geldi bana açıkçası. Çünkü çocuklar zaten okula gitmek istiyor. Okula gitmek için tek bir araçları var büyük ihtimalle. Otobüs kapmaları bana doğru gelmedi açıkçası. Böyle düşünüyorum. Valla bu millete eziyet diyorum ben. Yani virüs varsa o çocuğa da var, öbür çocuğa da var. Yani bunu bir normalleşmesini bulmaları lazım. Bence. Bilmiyorum yine de devletin işine akıl ermiyor ama ben kendim de okulda çalışıyorum. İyi olur yani biz de ıssız kalıyoruz okullarda. Çok kötü oluyor. Çocukların bir an önce başlaması hem çocukların hem de bizlerin yararına olacaktır. Yurt varsa yurtları açıyorlar. O yönden sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Ama onlara da bir şekilde belgeleriyle beraber okullara gitmeleri için bir öncelik tanınması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Yoksa o çocuklar nasıl gidip gelecek? Sonuçta her çocuk mahallesindeki okula gitmiyor. O yüzden sıkıntı olabilir, büyük sıkıntı olabilir hem de. Ya da saatleri tam çocuklara göre ayarlamaları gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum ama bilmiyorum ne yapacak. Bunu düzenleyenler buna göre de bir çözüm bulmalı bence yani. Gerekirse öğrenciler için bir ayrı bir otobüs çıkartmalı. Onları tek tek toplayıp okullarına ulaştırmalıdır yani. Bu şekilde. Yani 8. sınıfa gidiyorlar sonuçta. Bu yasak kalktığına göre o yasağın olması mantıksız bir şey. Çünkü öğrencilerin çoğu otobüste gittikleri için çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani bunun için kaldırılması gerekiyor veya bir çocuklar öğrenci belgeleriyle falan da binebilirler. Yani bunun bir şeye kavuşturulması gerekiyor açıklığa. Bu konu hakkında bir şey düşünmüyorum. Kendim mezunum. Ama büyük ihtimal Milli Eğitim'inde bu yasağa bir engel koyacağını düşünüyorum. Büyük ihtimal kaldıracaktır yani. Gençler için çok fazla hastalığın etkilemediğini düşünüyorum. Bu bir belki de toplumun tabusu olabilir ama bu konuda gerekli izinler sağlandıktan sonra HES kodu vesaire veya sağlıkla ilgili bütün ne denir ona? Bütün kontroller yapıldıktan sonra çocuklar eğitimlerine devam edebilirler. Bu süreci bir şekilde atlatmak durumundayız. Herkes herkesten sorumlu. Anlayış çerçevesi içerisinde bu durumu yönetmek zorundayız. Bu şekilde. Yani şu süreçte ben de öğretmenim biliyorsunuz ki zorlu zamanlar geçiriyoruz. Bu tarz yasaklarda öğrenci için kolaylıklar sağlanıyor. Herkes için sağlanıyor. İzin belgesi çıkarılabiliyor. Öyle kurslara gelebilirler tabii ki. Yüz yüze eğitimi her zaman öneriyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.